Ankara baskısından herkese merhaba. Bu hafta konuğumuz Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan'la birlikteyiz. Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Asgari ücretten seçim sonuçlarına ve önümüzdeki dönem yaşanacaklara kadar. Hoş geldiniz Selma Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İzleyicilerimize de iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Önce son gündemden başlamak istiyoruz. O da asgari ücret. Malum dün asgari ücret 11.402 lira olarak belirlendi. Hem ücretin düzeyi kadar asgari ücretin bir yandan bu kadar yaygın bir hale gelmesi ama en önemlisi de asgari ücretin belirlenme tarzı çokça tartışıldı. Ve önümüzdeki süreçte başka sözleşmeler de var. Hem kamu emekçilerinin sözleşmesi, toplu sözleşmesi Ağustos ayında imzalanacak. Onun öncesinde mecliste yapılacak bir düzenlemeyle 22 bin liraya çıkarılması düşünülüyor. Fakat asıl olarak şey sormak istiyorum. Birincisi bu ücretlerdeki bu değişiklik, asgari ücretin ortalama bir ücret haline gelmesi hem emekçilerin yaşamını nasıl etkiliyor ve önümüzdeki dönemde çok ciddi bir yoksulluk bekliyor mu emekçileri? Birkan Bey, asgari ücret tartışmaları başladığında hatırlarsanız bir 500 dolar üzerinden hesap yapılmıştı. Sonra sanırım İthalatçılar Birliği Başkanı'ydı ya İhracatçılar ya İthalatçılar Birliği Başkanı. 350 dolardan fazla olan asgari ücret ekonomide sıkıntı yaratır gibi bir ifade kullanmıştı. Yani 350 dolar ile 500 dolar arasında bir asgari ücret skalası üzerinde tartışmayı başlattılar. Mesele dolar üzerinden başlatılınca sanki düzeyle ilgili olumlu bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ama bugün 486 dolara, 485 dolara tekabül eden asgari ücretin alım gücüne baktığımızda bu alım gücünün işçilerin yaşama koşullarını iyileştirmediği gibi çalışma refahını da yükseltmediğini görüyoruz. Yani işin doğrusu yine açlık sınırında bir asgari ücrete işçi sınıfını mahkum etti bu iktidar ve aynı zamanda iktidarın yandaşlığını yapan sendikalar eliyle işçiler açlık sınırında bir ücrete mahkum edilmiş oldu. Tabii şöyle bir algı yaratılıyor. Tarih içerisinde dolara bağlandığında en yüksek asgari ücreti biz verdik diye hükümet bunun savunusunu yapıyor. Ama dışarıda öyle bir enflasyon var ki siz neye bağlarsanız bağlayın asgari ücreti. İşçiler o enflasyonla baş edemiyorlar. Şimdi 11.400 lira, 402 lira affedersiniz, 2 liralık haksızlığını yapmayayım. Bu 14.200 lira ödenen bir asgari ücretli kirasını nasıl karşılayacak? Elektrik, su, telefon parasını nasıl karşılayacak? Çocuğunun eğitim masraflarını nasıl karşılayacak? Barınma, beslenme, giyim, iletişim gibi ihtiyaçlarını 11.400 lirayla karşılama şansı yok. Bir taraftan da bakıyorsunuz bir tek işçi eğer tek kişi yaşıyorsa bununla öyle ya da böyle bir oda tutup idare edebilir. Ama onu da bir işçinin idare etme koşulları nedir? Gelecek, yemek yiyecek, uyuyacak, gidecek, çalışacak. Peki işçinin yaşamı böyle mi olmalıdır? İşçi insan değil mi? Ailesi olmayacak mı? Ailesiyle birlikte belli bir standartta geçimini sağlayamayacak mı? Kültür, sanat, sosyal etkinliklere zaman ve para ayıramayacak mı? Bütün bunları düşündüğümüzde asgari ücretin aslında işçinin 4 kişilik bir ailenin asgari yaşayabileceği bir tutar üzerinden hesaplanmadığını görüyoruz. İş asgari ücret hesaplamalarına gelince maliyet hesabı yapılıyor. Deniyor ki kaynak yok deniyor. Ama biz biliyoruz ki teşviklere kaynak bol. İhalelere kaynak bol, garanti ödemeli büyük projelere kaynak bol. Buralarda para zibil gibi harcanırken kaynak tartışması ya da kaynak kaygısı güdülmüyor. Şimdi asgari ücret aslında bir işçinin bile yaşamını devam ettirecek bir düzeyde değilken dün hemen asgari ücretin daha mürekkebi kurumadan asgari ücret açıklamasının mürekkebi kurmadan MÜSİAD Başkanı açıklama yaptı. Biz dedi vergilerde dahil, sigorta primleri de dahil teşvik bekliyoruz.
Ya zaten bu hükümet sermaye gruplarına çalışıyor. Bir avuç tekele çalışıyor. İşçiler, emekçilere çalışmıyor ki. Hani deyim yerindeyse Allah gözünüzü doyursun demek gerekiyor. İşsizlik fonunu bile işçiler için işsizlik ayrılan işsizlik fonunu bile işin doğrusu yağmaladılar sermaye grupları. Onlara işte genç işçi teşviki, kadın işçi teşviki adı altında sigorta primlerinin adı altında işsizlik fonu peşkeş çekildi adeta. Bu yetmiyor. Şimdi 82 milyonun ürettiği kaynaklardan beyefendiler, hanımefendiler teşvik istiyorlar, vergi indirimi istiyorlar, başka istisnalar istiyorlar. Dolayısıyla üstelik burada en problemli yanlardan birisi de asgari ücret aslında bir ücretin alt sınırı olması lazım. Bir standart olması lazım. Ama ücret skalası bunun çok üstünde olması lazım. Ama bizim ülkemize bakıyoruz. DİSK tespitlerine göre işçi sınıfının %65'inden daha fazlası asgari ücret düzeyinde çalışıyorlar. Bu durum kabul edilemez. Daha önceleri %2'lik bir dilim asgari ücretle çalışırken şimdi işçi sınıfının tamamı neredeyse %60'ı 65'i asgari ücretle çalışmaya mahkum edilmiş durumda. Yani bu aynı zamanda toplu sözleşmeleri de geçersiz kılan bir şey. Yani devlet diyor ki ben asgari ücretle bir düzeyi belirledim. Toplu sözleşmeler de bu baz alınarak, bu asgari ücret baz alınarak belirlenmeye çalışıyor. Bu açıdan da çalışma yaşamına bir pencere açmak için tartışmaları bu asgari ücret sınırının dışında bir yere taşımak gerekiyor. Türk İş Başkanı asgari ücret açıklandığında demişti ki umarım beklentimizi karşılar, umduğumuzu buluruz. Şimdi dönüp bakıyoruz asgari ücret açıklandıktan sonra utanmadan TİSK Başkanı'yla yani işçi ve işverenin en büyük iki kurumu Erdoğan'a teşekküre gidiyorlar. Ya ne için teşekkür ediyorsunuz ey Türk İş Başkanı sen asgari ücret için? Sefalet için mi teşekkür ediyorsun işçilere verilen? Yoksulluk için mi teşekkür ediyorsun? Neyin teşekkürüdür bu? Tabii bunun hesabını işçilerin özellikle Türk İş'e bağlı sendikaların üyesi işçilerin bu yaklaşımın hesabını sorması gerekir. Tam o noktada şey soracağım. Şimdi siz de bahsettiniz patronların temsilcileri çıkıyorlar hem ekran karşısında hem kamuoyuna hem de devlete karşı işçilere karşı taleplerini açıklıyorlar. Ya da biz bazı çizgiler çiziyorlar ve biz bunun üstüne çıkamayız, bunun altına inemeyiz gibi teşvikler istiyorlar keza öyle. Fakat sendikalarda büyük bir sessizlik var. Özellikle Türk İş'te hem asgari ücret görüşmelerinde bunu gördük, hem kamu işçileri sözleşmesinde hem de Türk İş'e bağlı sendikaların çeşitli iş kollarına, fabrikalardaki sözleşmelerinde de şöyle bir durum oluyor. İşte Ergün Atalay diyor ki biz beklentimize yaklaşmak istiyoruz ya da işte en son beklentimize yaklaştık falan dedi ama Türk İş'in bir talebi yok. Bir pazarlıkta pazarlık yaparken de elimizi zayıflatmak istemiyoruz diyorlar. Ama neyin pazarlığı yapılıyor? Türk İş hangi teklif, hangi taleple gidiyor? İşçilere soruyor mu? Yani burada büyük bir belirsizlik var ya da çeşitli gaflar oluyor toplu sözleşme masalarında, anlaşmalarında. Yani burada işçi hareketi önünde ciddi bir engel var. Sendikal engel var. Sendikal bürokrasinin bir engeli var. Öte yandan grev yasaklarını zaten konuşmaya bile gerek yok belki ama işçi hareketi bu sendikal bürokrasi engelini nasıl aşmalı? Yani bu engellerin aşılması için sizce neler yapılmalı? İşçilere çağrınız nedir bu konuda? Tabii mesela Türk İş Başkanı umduğumuzu buluruz inşallah diye bir tavsiyede bulunurken acaba kaçıp kaç işçiyle toplantı yapmıştır? Asgari ücret ne düzeyde olmalıdır diye. Kaç işçiyle bunu fikri olarak tartışmalıdır? Ya da bir beklenti oluşmuşsa o beklenti kaç işçinin fikriyle ve önerisiyle oluştu acaba? Bir defa bu durumun değişmesi gerekiyor. Biz Emek Partisi olarak diyoruz ki öncelikle işçi sınıfının kendi sendikalarının sahibi olması gerekir. Söz ve yetki sahibi olması gerekir. Kararlarda kendisinin söz sahibi olması lazım. Yani toplu sözleşmeye oturuluyorsa o toplu sözleşmenin bütün talepleri
işçiler içerisinde tartışılarak belirlenen talepler olması gerekir. İşçi hangi ücrete razı? Neyle geçinmek istiyor? Ne kadar ücret istiyor? Ve o ücreti ya da o hakları kazanmak için nasıl bir mücadeleye var? Bütün bunların bütün açıklığıyla işçilerle konuşulması gerekiyor. Ancak sendikal bürokrasinin böyle bir sendikacılık anlayışının yanından bile geçmeyeceğini biliyoruz, geçmediğini biliyoruz. Şimdi tabii ben şuradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Asgari ücrete belirlenen 11.402 lira asgari ücret hangi sendika veya konfederasyon yöneticisini tatmin ediyorsa, memnun ediyorsa ben diyorum ki kendileri bu ücreti alsınlar, bu ücretle geçinsinler. İşçiyi nasıl tatmin ediyorsa ondan sonra karar versinler. İşçiyi tatmin ediyor mu, etmiyor mu? Şu çok açık. Konfederasyon başkanlarının, yönetimlerinin özellikle bürokratik sendikacılık yapan sendika yöneticilerinin aslında yüz binlerce lira maaşla çalıştıklarını biliyoruz. Yani işçiler 11.402 lira sefalet ücretine mahkum edilirken işçiler adına işçilerin haklarını savunması gereken sendika yöneticilerinin hayatı bir kere işçilerden uzak. 11.400 lirayla yaşayan bir işçi ile yüz binlerin üzerinde bir paraya sendikacılık yapan sendika yöneticilerinin dünya görüşü, dünyaya bakış açısı, mücadeleye bakış açısı aynı olabilir mi? Olamaz. Bu açıdan da biz diyoruz ki inadına hala sendikal bürokrasinin bütün ikiyüzlülüğüne, bütün işçi sınıfının içerisindeki etkin gücüne rağmen mücadeleci sendikacılık anlayışının gelişmesi mümkündür, olabilir. Bunu yapan, deneyen işçiler vardır, fabrikalar vardır. Nitekim biliyorsunuz uzun süredir grevler fiili olarak yasaklanmakta. Yani ya Bakanlar Kurulu'yla yasaklanıyor, erteleniyor ya Cumhurbaşkanı emriyle yasaklanıyor, erteleniyor ya da çok mecbur kalındığında da uzlaştırma kurulu'yla toplu sözleşme bağlanmış oluyor. Fakat en son Bekart işçileri, evet Bekart işçileri Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan grev yasağını aştı, direnişini yaptı, toplu sözleşmesini imzaladı. Esasında grev yasağının nasıl aşılacağını, sendikal bürokrasinin de nasıl aşılacağını Bekart işçisi bize göstermiş oldu. Bu açıdan işçiler sendika üyesi olsalar bile sendikaların içerisinde örgütlü olmaları lazım. İş yeri temsilciler kurulu, iş yeri komiteleri, atölye komiteleri, yani canlı bir tartışmayı, sendikalarda güncel her politik ve ekonomik durumu tartışma ve buralarda gelişen hakla, taleplerini sendika içerisinde kolektifleştirme, diğer işçi kardeşleriyle bir sendikanın çatısı altında birleştirme ve bu kapsamda mücadele etme konusunda bir çizgiyi hayata geçirmesi gerekir. En azından bugün iyi niyetle mücadeleci sendikacılık yapmak isteyen sendikacılara düşen görev ve rol budur diye düşünüyoruz. Biz en azından Emek Partisi olarak sınıfa karşı sorumluluğumuzun yönü bu doğrultudadır. Sorumluluğumuzu buradan belirliyoruz. Hı hı. Seçimlere geçmek istiyorum. Şimdi seçimlerin üzerinden haftalar geçti fakat hala sonuçlar tartışılıyor. Bundan sonrası tartışılıyor. Seçim sonuçları iktidarın değişmesini isteyen kesimler açısından bir moral bozukluğu yarattı. Fakat bu kesimler de şöyle bir durumda oldu. Yani tek adam yönetiminin değişmesini isteyen çok geniş bir hat ortaya çıktı. Bir mücadele hattı ortaya çıktı. Bu anlamda hem seçim sonuçlarını hem de tek adam yönetiminin değişmesini isteyen kesimlerin oluşturduğu hattın güçlenmesine dair sizin değerlendirmeleriniz nelerdir? Hem seçim sonuçları hem bundan sonrasına dair. Tabii ki ben şuna katılıyorum. Seçim sonrası özellikle Erdoğan'ın tek adam yönetiminin yenilmesini, yıkılmasını, gitmesini isteyen toplumsal kesimlerde önemli bir moral bozukluğu oldu. Ama şunun çok altını çizmek istiyorum ben. Moral bozukluğuna mahal yok. Mücadele içerisinde çeşitli mevzi kayıpları olabilir, mevzi mücadelelerinde yenilgiler olabilir. Biz döneceğiz, buralardan yeniden dersler çıkarıp önümüzdeki işimize bakacağız.
Şunları görmeden bir seçimde başarı başarısızlık değerlendirmesi doğru değil. Bir defa olağanüstü antidemokratik koşullarda seçime gidildi. Olağanüstü terörize edilen bir süreçte seçimler yapıldı. Ve video montajları, algı yaratma, manipülasyon, tehdit, şantaj bütün toplamının birden görüldüğü bir seçim süreci oldu. İktidar tarafının uyguladığı. Ve ayrıca iktidar cenahının iktidar olanaklarını da kamu kaynaklarını kullanmak başta olmak üzere iktidar olanaklarını da sınırsızca kullandığı bir seçim oldu. Eşitsiz koşullarda bir seçimi kazanmaya çalıştı muhalefet. Tabii ki bu açıdan sadece sandık sonuçlarına bakarsak yanılırız. Bu çalışmaları yürütürken bence toplumsal mücadelenin önemli kazanımları oldu. Toplumsal dayanışma, birlikte mücadelenin olanakları, birbirini gözetme, bütün bunlar açısından hükümetin, iktidarın yarattığı kutuplaşmaya karşı çeşitli farklı görüşteki siyasal kesimleri, farklı toplumsal kesimleri bir araya getirme eğilimleri, bütün bunlar önümüzdeki dönem açısından mücadelenin ilerlemesi için önemli bir deneyim kazandırdı diye düşünüyorum. Belki başka bir alana daha dikkat çekmek gerekiyor. Siyasi iktidar, bu iktidar sandıktan kendisini çıktığını düşünüyor. Bir zafer gibi değerlendiriyor. Kuşkusuz şu anda bir iktidarını devam ettirmek üzere sandık böyle sonuçlandı. Ama çok iktidar istediği gibi ilerleyemeyecek. Çünkü evet gücünü de gördü. Nereye yaslanırsa iktidarını kazanabilir. Bunları da gördü. Ama aynı zamanda açmazlarını da gördü. Şimdi nedir bu açmazlar? Ankara ve İstanbul'da örneğin iki büyük metropolken İzmir zaten baştan beri öyleydi. Erdoğan'ın seçimi geride bitirdiği iki kenttir. Bunlar sanayinin, ticaretin, ekonominin şah damarıdır, can damarıdır buralar. İşçi sınıfının yoğunlaştığı yerlerdir. Pek çok sanayi havzasında oy kaybının olduğunu görüyoruz iktidarın. 135'lere gerilediğini görüyoruz. Bu açıdan da uyguladığı ekonomi politikaları aslında işçi sınıfına düşman, emekçi sınıflara düşman, emeklilere düşman, üretici köylüye düşman, küçük esnafa düşman, onların çalışma ve yaşama koşullarını tehdit eden ekonomi politikaları, sınıfsal olarak onlara tekabül etmeyen politikalar. Dolayısıyla iktidar bu alanda da karşılaşacağı bir toplumsal hareketin kendi iktidarının götüreceğini biliyor. Bu nedenle bu kadar çok baskıya başvuruyor. Bu nedenle önümüzdeki dönem yerel seçimleri de düşünerek ekonomide yeniden rıza üretmenin koşullarını arayacaktır. Önümüzdeki dönem açısından söylüyorum. Ama rıza üretemediği yerde başvurmayacağı baskı yöntemi olmayacaktır. Yani muhalefetin belli kesimleri üzerinde Kürt hareketi başta olmak üzere, HDP başta olmak üzere düşmanlaştırarak onların üzerinde bir baskı mekanizmasını bütün topluma da bak burada bu baskıyı kuruyoruz. Eğer siz de bize itiraz ederseniz sizin de üzerinize aynı baskıyı, aynı politikaları uygularız, aynı baskıyı kurarız mesajı vermek üzere adeta HDP üzerinden ve sosyalist muhalefet üzerinden politikalarını, baskı politikalarını güçlendirmeye çalışıyor. Ama sadece siyasal olarak muhalifler üzerinden değil ki bu söylediğimiz. Hak aramak için sokağa çıkanlara terörist muamelesi yapılıyor. Darbeci muamelesi yapılıyor. Siz hangi hakkı talep ederseniz edin, iktidarı devirmek üzere yola çıkmış oluyorsunuz. Kaldı ki oy vermiş olsa bile işçiler, emekçiler, halk iktidarın bir politikasını beğenmiyorsa bunu eleştirme, bu politikadan vazgeçmesi için toplu gösteri, yürüyüş hakkı dahil bunu yapma en demokratik hakkıdır ve bu darbecilikle anılamaz. Bu demokratik bir hakkın kullanımıdır. Böyle olur çünkü demokrasilerde. Siz iktidarın bir politikasını beğenmezsiniz. O politikanın işçiyseniz işçilere karşı, emekçiyseniz emekçilere karşı, hangi toplumsal kesimden geliyorsanız o uygulanan politikaların o toplumsal ve kesimlere karşı şeyi içerdiği içerik neyse bunları anlatırsınız ve bu politikalara karşı mücadeleye çağırırsınız.
Bunlar demokrasinin gereğidir, olmazsa olmazıdır. Ama iktidar en ufak bir hak talebine, en ufak bir protesto hakkına, en ufak bir demokrasi ve özgürlük talebine tahammülü yok. Önümüzdeki dönem rıza üretemediği yerde zor sopasını kullanacağını dünden göstermiş oldu. Buradan şuraya bağlamak istiyorum. Şimdi seçimden sonra her parti bu anlamda kendi muhasebesini yapıyor. Her ittifak kendi muhasebesini yapıyor. Keza Emek ve Özgürlük İttifakı da öyle. Yakın zaman önce Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçimden sonra yaptığı ilk toplantı gerçekleşti. Bu anlamda hem ekonomik sorunların arttığı, siyasi zorun baskıların arttığı bir dönemde Emek ve Özgürlük İttifakı ne yapacak, nasıl bir yol izleyecek, bu seçimden hangi sonuçları çıkardı? Tabii her parti kendi değerlendirmesini yapıyor. Biz de Emek Partisi olarak neyi eksik yaptık, yanlış yaptığımız yer var mı, neyi yapsaydık daha iyi yapardık, bütün bunlar üzerinde bir tartışma yürütüyoruz. Sonuçta şu çok açık değil mi? Aslında Kemal'e geleceğimiz ekonomi programı ve kısmen demokrasi söylemlerine demokrasi söylemleri ile güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak adlandırılan politikası, politik programı demek ki emekçi kitleler nezdinde, halk nezdinde tam olarak karşılık bulmadı. Şimdi dönüp bakıyoruz, Erdoğan birinci turda seçilemedi, ikinci turda bütün sınırları zorlayarak seçildi. Bu bile gönül rahatlığıyla tek adam yönetimine bu halkın onay verdiği anlamını çıkarmıyor, göstermiyor. Dolayısıyla Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ortaya koyduğu program bu anlamıyla tek alternatif seçenekti. Ama biz dönüp Emek ve Özgürlük İttifakı'nın programını bir seçenek olarak halkın kabullenmesi, desteklemesi açısından bir bütünlük içerisinde bir çalışma yürütebildik mi? Buralarda eksikliklerimiz olduğunu gözlemliyoruz. Seçim sürecinde hepimizin de bildiği gibi ittifak içi partiler arası sosyal medya üzerinden de yürüyen tartışmalar, ben parti yönetimleri açısından söylemiyorum bunu. Partilerin çeşitli taraftarları ve hitap ettikleri toplumsal kesimler açısından yürüyen tartışmalardan bahsediyorum. Dolayısıyla bu tartışmaların da zayıflattığı bir seçim süreci oldu. İttifakın bütünlüğünü zayıflattı ve buralardan biz hep birlikte sonuçlar çıkarmak gerektiğini düşünüyoruz. Ama şu da bir kazanım. Emek ve Özgürlük İttifakı bir programına sahip ve bu programı hala geçerliliğini korumaktadır. Yani asgari müştereklerde bir araya gelebileceğimiz asgari bir demokrasi programı olması açısından bugüne kadarki en ileri ortak programlardan birisi Emek ve Özgürlük İttifakı'nın programı. Ama aynı zamanda hem bütün tartışmalara, bütün polemiklere rağmen ittifak olarak seçime girmeyi başardı, birliğini korudu. Şimdi verimli tartışmalarla ve objektif tartışmalarla, kendi eksiğini de gören, zayıflıklarını da gören tartışmalarla yeni yol yürüyüşünü bulmaya çalışıyor Emek ve Özgürlük İttifakı. Ancak şu çok açık, önümüzdeki dönem bu hükümetin ekonomi politikaları, demokrasi alanındaki hak ihlalleri, baskı politikaları, yasakları ve kutuplaştırıcı siyasetini dikkate aldığımızda önümüzdeki dönem zorlu bir mücadele süreci de bizi bekliyor. Dolayısıyla Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bugünkü sınırlarıyla yetinmeden aslında bu seçim sürecinin de ortaya çıkardığı deneyimlerden dersler çıkararak seçim sürecinin ortaya çıkardığı birikimlerimizi ve olumlu deneyimlerimizi ileriye taşıyarak bizim bu sınırları da aşan mücadele birlikteliklerini önümüzdeki süreçte konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Bu sadece siyasal oluşumların sayısını artırma anlamında söylemiyorum. Bu tabii ki olmalı. Sosyalist güç birliği açısından ortak tartışmaların yürütülmesi gerektiğine, yani bu ülkede demokrasiyi kazanmak, tek adam yönetiminin baskı politikalarını boşa çıkarmak, yasaklarını boşa çıkarmak, sömürüye dayanan, yağmaya dayanan ekonomi politikalarını geriletmek, buralarda bugün
biliyorsunuz her gün 3-4 işçinin can verdiği bir süreç yaşıyoruz ve işçinin kanı canı üzerinden sömürü çarklarının dönmesinin önüne nasıl geçeriz, hangi mücadeleyle geçeriz'i hep birlikte konuşmamız gerekiyor. Kuşkusuz başka bir şey, sadece siyasi partilerle değil, bu hükümetin ittifak kurduğu siyasal gericilikleri de düşündüğümüzde kadınlar başta olmak üzere bütün işçi sınıfı ve emekçi sınıfları siyasal gericilik tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu siyasi gericiliğin de dağıtılması için laiklik mücadelesini nasıl büyütürüz, inanç özgürlüğü mücadelesini nasıl büyütürüz, dinin siyasi istismardan nasıl kurtarılması gerektiği, nasıl kurtarırız, tarikatların, cemaatlerin siyasetteki, ticaretteki etkisi, kamu kaynaklarını yağmadaki etkisi nasıl kırılır, bütün bunlara dair hep birlikte kafa yormamız, bir çıkış bulmamız, bir yol bulmamız gerekiyor. Aslında bu yolun şeyi çok açık tarifi. Birliktelik, ortak talepler ve bu ortak talepler etrafında birlikte mücadele. Siyasal kesimler bu mücadelenin sorumluluğunu, yükümlülüğünü almak durumunda, üstlenmek durumunda. Toplumsal kesimler de bu mücadelenin birlikteliğini sağlamak zorunda. Dolayısıyla bizim önümüzdeki dönem açısından biraz güçlü bir mücadele olanağını çıkarmak için bu tartışmaları yürütmemiz ve harekete geçmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Hı hı. Bir de bu konuyla da bağlantılı olarak çok kısaca şeyi de sormak istiyorum. Şimdi seçimlerin ardından Emek Partisi 2 milletvekiliyle parlamentoda temsil ediliyor. Parlamentoda nasıl bir mücadele vereceksiniz önümüzdeki dönem? Öncelikle tabii ki Emek Partisi'nin 2 milletvekili var ama Emek ve Özgürlük İttifakı'nın 65 milletvekili var. Dolayısıyla biz toplumsal mücadelenin bu 65 milletvekili ile parlamentoda nasıl daha güçlü verebiliriz? Parlamentoyu toplumsal mücadelenin bir meclisi haline nasıl getirebiliriz? Bunların üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Emek Partisi'nin 2 milletvekili de bu mücadelenin bir parçası olacaklardır kuşkusuz. Diğer taraftan Emek Partisi'nin kendi programı var. Dolayısıyla iki milletvekilimiz sadece parlamentoda söz hakkını kullanan iki milletvekili değil, işçi sınıfının içerisinde, üretici köylülerin içerisinde, kamu emekçilerin içerisinde, küçük esnafın yaşadığı dertlerin bir parçası olarak, emeklilerin yaşadığı dertlerin bir parçası olarak ellerinden geldiği sürece bu kesimlerin sesi olmaya çalışacaklardır. Sadece ses olmak yetmez. Biz çünkü sınıfın yanında bir siyaset değil, bizzat işçi sınıfının siyasetini yapmak üzere kendimizi konumlandırıyoruz. O açıdan da parlamentoyu da sınıfın siyasetinin bir parçası olarak nasıl değerlendirebiliriz? Toplumsal mücadelenin bir parçası olarak nasıl değerlendirebiliriz? Bütün bunları planlamaları yaparken, çalışmalarımızdaki planlamaları yaparken izleyeceğimiz hat biraz böyle olacak. O açıdan da önümüzdeki dönem Emek ve Özgürlük İttifakı'nın güçlü mücadele birlikteliğiyle, hatta 65 milletvekiliyle sınırlı değil, parlamentoda bu mücadeleye, toplumsal mücadelenin parlamentoda meclisi olmak isteyen diğer milletvekillerinden varsa şayet onlarla da dönem dönem birliktelikler oluşturarak mümkün olduğunca parlamentoyu halkın talepleri için kullanma, halkın mücadelesinin bir meclisi haline getirme yönünde de adımlar atacağız diye ifade edebilirim. Son bir soru. Şimdi seçimlerin ardından ekonominin başına Mehmet Şimşek getirdi. Tabii bir yanıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan varken nasıl Mehmet Şimşek sadece bir alanın başında olabilir, tek başına hareket edebilir mi gibi tartışmalar falan da oldu ama bunları bir kenara bırakırsak yeni denilen bir döneme girildiği söyleniyor. Daha farklı politikaların farklı politikaların uygulanacağı söyleniyor ekonomide Mehmet Şimşek'le de birlikte. Buradan birkaç soru sormak istiyorum. Birincisi, Mehmet Şimşek'in temsil ettiği ekonomi politikaları işçi sınıfı açısından ne anlamı geliyor? İkincisi, bir yandan kemer sıkma tam bahsedilirken, acı reçetelerden bahsedilirken bir yandan da iktidar yerel seçimleri hazırlanıyor. Yani bir yandan kasanın ağzını da açmak istiyor. Bu çelişkiyi nasıl giderecek iktidar?
Valla önce şunu söyleyeyim. Yeni dedikleri şey yeni değil. Biz Mehmet Şimşek'in uyguladığı ekonomi politikalarını Kemal Derviş döneminde de gördük. IMF reçetelerinde de uygulanan politikalarda gördük. Dolayısıyla yeni olan bir durum yok. Bize yeni diye yutturmaya çalışıyorlar. Mehmet Şimşek'in temsil ettiği ya da Mehmet Şimşek'in uygulayacağı ekonomi politikaları aslında daha çok sömürü demektir. Ve bugün ekonomide yaşanan açmazlıkların, sorunların ya da ekonomik kriz düzeyinde diyebileceğimiz, henüz kriz olmasa da ekonomik kriz koşullarında diyebileceğimiz bir ekonomideki yıkımın aslında faturasını halka yıkacak ekonomi politikalarının uygulanması için Mehmet Şimşek'i getirdiler. Ve uluslararası sermayeye de aslında verdikleri mesaj şuydu. Biz daha çok sömürü politikalarını uygulayacağız, ucuz işçilik uygulayacağız, sermaye için serbest girişi sağlayacağız ve sermayenin karlı akışını sağlayacağız. Türkiye'den akarken karlı akışını sağlayacağız. Ve aslında siyasi iktidar da uluslararası sermayeye bu mesajları vererek bir sıcak para girişini sağlamak üzere Mehmet Şimşek'i görevlendirdi. Bu açıdan da eğer rahatça sermaye akış oluyorsa, sömürü politikası devam ediyorsa ve bugün işçinin canı kanı üzerinden bir üretim sürüyorsa, işçi sınıfına bugün Mehmet Şimşek politikalarının herhangi bir faydası olmayacağı gibi tam tersine işçi düşmanı, emek düşmanı ve halk düşmanı, halkın karşısında bir ekonomi politikası uygulanacağını söyleyebiliriz. Ha bu hükümet Mehmet Şimşek'le ne kadar devam eder? Yerel seçimlere giderken değiştirir mi, değiştirmez mi? Bütün bunları zaman içerisinde bize gösterecek. Daha önce de Mehmet Şimşek'in hizmetler için teşekkür edip iktidarın özellikle kendi çıkarları için atmayacağı adım yoktur. Kuşkusuz o yerel seçimlere giderken bir taraftan hükümet halkın desteğini sağlamak üzere çeşitli ara formüller bulacaklardır. O da o ara formüller içerisinde iki ekonomi politikası, ikisi de sermaye politikası olacağı için arada çatışır ama kendilerine bir yol bulabilirler. Bu açıdan da bizim uygulanacak politikalara karşı şöyle böyle demeden emek karşıtlığı, sınıf karşıtlığını görerek bunun üzerinden bizim tutum almamız gerekiyor. Bir başka altını çizmemiz gereken şey şudur ki bu ülkede gidişatın değişiminin seçeneği sandık değildir. Tek başına sandıkla sınırlı bir seçenek değildir. Dolayısıyla değişimin yolu mücadeledir. Değişimin yolu örgütlenmektir halk kitlelerinin. Bu açıdan sandık bu mücadelenin sadece uğrak yerlerinden birisidir, duraklarından birisidir. Bu açıdan da mücadelede ısrarımız sürecektir. Çok teşekkür ediyoruz Selma Gürkan'a yayınımıza katıldığı için. Bu hafta programımızda Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan'a sorularımızı yönelttik. Hem seçim sonuçlarını hem ekonomide ve siyasette büyüyen sorunları ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, Emek Partisi'nin önümüzdeki dönem izleyeceği politikaları, izleyeceği yolu sorduk. Haftaya programımızda yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.